Merhaba değerli takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün kahvaltılık sos yapmak istedim. Önceden domateslerimi böyle yıkadım, kabuklarını soydum, doğradım. Burada biraz başlamıştım, onun böyle onları da robottan geçireceğim. Sonra yüksek ateşte kaynatacağım. Aşamalarını sizlerle paylaşırım. Bunun içerisine 1 kilo da kapya biber koyarsanız iyi olur. Daha güzel lezzet ve kıvam verir. Tavsiye ederim. Evet, şimdi böyle tencereme rendelediğim domateslerimi yüksek ateşte ocağıma bırakıyorum. Suyunu çekene kadar burada kaynayacak. Evet arkadaşlar, sosum kaynamaya başladı. Ben üzerine çıkan köpüklerini aldım, gördüğünüz gibi. Köpüklerini almamız gerekiyor. Üzerine çıkan suyunu da alırsanız daha çabuk koyulacaktır. Bu da bir püf noktası olsun. Sularını aldığımız zaman daha çabuk koyulaşır. Yüksek ateşte sürekli karıştırarak yapıyorum. Köpüklerini aldım. Biraz daha kaynasın, suyunu çeksin. Şu an gördüğünüz gibi kaynıyor. Ben acı biberlerimi böyle kutularını alıyorum. Yıkadım güzelce. Ben robottan geçirmeyeceğim. Elimde doğrayacağım. Robottan geçirildiği zaman ben sevmiyorum. Elde küçük küçük doğramak daha güzel oluyor. Şöyle alayım. Sarımsaklarımı da ben iki baş sarımsak soyduk. Onu robottan geçireceğim. Sarımsakların ince olması daha iyi olur. Aromasını daha güzel verir. Ne kadar küçük doğrarsanız doğrayın ama robottan geçirdiği zaman aroması daha güzel oluyor sarımsağın. Böyle bunları küçük küçük doğrayacağım ben. Sosum şu anda kaynıyor. Ben üstünün köpüklerini tekrar alacağım. Sosum biraz daha suyunu çektikten sonra bu biberleri ve sarımsağı ben ayrı tavada yağla soteliyorum, kavuruyorum. Sonra kaynayan sosumun içine atıyorum. Daha güzel, lezzetli oluyor öyle. Evet, şimdi bayağı yarıya indi. Kıvamı da güzel oldu bence. İyi oldu. Bir saattir, 1,5 saate yakın kaynıyor. Böyle üstten sularını da ben aldım. Daha çabuk koyulması için. Şimdi ben burada yapacağım işlemi size anlatmak istiyorum. Ben buraya tavama alıyorum. Şimdi bir su bardağı zeytinyağını içine ekliyorum. Şimdi içerisine acı biberlerimi ekliyorum. Ben böyle kavurup içine döktüğüm zaman
daha güzel olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yaptığımı da öyle yapmıştım. Çok da beğenilmişti. Şimdi bunlar böyle burada kavrulacak. Şimdi ben iki baş sarımsağımı, daha az da kullanabilirsiniz, robottan geçireceğim. Şimdi bunu da içerisine ilave ediyorum. Şöyle çıkan son suyunu da alayım üzerinden. Çok sulanıyor. Ben aldıkça sulanıyor. Gördüğünüz gibi kıvam bayağı koyulaştı. Yarıya indi. Bence bu kıvam yeter. Şimdi içerisine bir çay bardağı elma sirkesi ilave ediyorum. Onu karıştırayım. Şimdi bir yemek kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı da şeker. Şimdi bunu biraz kavuracağım ben. Kavurduktan sonra içine ilave edeceğim sosumu. Kavurduğum acı biberi ve sarımsağı içine ilave ediyorum. Bu şekilde karıştıracağım. Böyle bir 5 dakika kaynasın. Sonra kavanozlarını alacağım. Şimdi ben bunu karıştırıyorum son kez. Elim yanmasın diye bu şekilde bu yöntemi kullandım. Çünkü gerçekten çok sıcak. Şimdi bu şekilde alıyorum ben içine. Yavaşça. Altını kapatmayın sakın. Altı kaynayacak. Bu şekilde. Sana da kapağa gelen yerleri gelmedi ama gene de böyle silerseniz kapatırken daha sağlıklı olur. Kapağım yeni benim. Sımsıkıca kapattım ve ters çeviriyorum. Bu şekilde. Küçük kavanozlar tercih ederseniz açıldığı zaman çabuk tükeldiği için hiçbir sorun yaşamazsınız. Açtığınız kavanozu dolapta muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Karanlık bir yerde muhafaza ederseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. İşte bu maydanozu da, bu şıpı da maydanozlu olan tarif. İçine sadece maydanozu sonradan ekliyorum. İki kavanoz falan da çıkar. İki kavanoz da maydanozlu olsun. Kenarının bulaşıklarını alalım ki kapak güzel kapansın. Bir sıkıntı yaşamayalım. Kapaklarım yeni. Çok sıcak. İyi sıktığımdan da emin değilim ama şu an güzel görünüyor. Elim yandı. Bu da maydanozlu olan. Sosun kıvamı çok güzel oldu gerçekten. Bu sosu denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Soğuyana kadar bunları yerinden hiç kımıldatmıyoruz. Soğuduktan sonra ters çevirebiliriz. Serin bir yerde muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Kavanozu açtıktan sonra mutlaka dolabınıza bırakın. Dolabınızda muhafaza edin. Bu da böyle yarım çıktı arkadaşlar. Bunu hemen tüketeceğiz biz.
Bunu hemen yiyelim. Bunun beklemesine gerek yok çünkü yarım. Evet arkadaşlar, kahvaltılık acılı soslarımız hazır. Böyle 3 büyük kavanoz, 1 küçük kavanoz maydanozsuz yaptım. Tercihinize bağlı. 2 büyük kavanoz ve yarım kavanoz da maydanozlu yaptım. Acılı kahvaltı sos tarifimi umarım beğenirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Hepinize sevgiler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.